Evet, biz de burada buradan birer birer yolcu olacak arkadaşlarımla, dostlarımla beraberiz. Hemen yanımda melekler var, değil mi? Melekler. Elifciğim. Nasıl? Heyecanlı mısın şu anda? Evet, çok heyecanlıyım. Geçen hafta dedin ki bu işin en zor kısmı odada beklemek, değil mi? Şu an buradayız. Çok yani heyecanlıyım gerçekten. Sen nereliydin? Bir hatırlat bakalım bize. Ben Fatsalıydım. Ordu Fatsa. Teşekkür ediyorum. Peki. Eda. Sen yıllarca esasında sahneye çıktın. Tek başına yer aldın. Şimdi kolay değil tabii. Meleklerle berabersin. Gitmek de var, kalmak da var. Sende heyecan durumu nedir? Heyecan orta derecede şu anda. Çok fazla da değil ama gerçekten çok zor burada beklemek. Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Umarız kalırız. Ya bir hafta daha en azından. Bir haftacık daha diyorlar. Peki. Peki Nehir'cim, bir jüri üyelerimize de dönelim mi? Acaba onlar neler düşünüyorlar? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ben de kafalarından merak neler geçiyor? Osman Tan, ben de merak ediyorum. Bu akşam ki sonuçlar için onların tahminlerini almak istiyorum. Seyfi Bey, sizce bu akşam kim birinci olur, kim aramızdan ayrılır? Vallahi ne müneccim ne büyücüyüm. Bunu bilemem. Benim sinirim üstümde. İbrahim Bey kostüm değiştirdi. Niye onu anlamadım. Abi sen evet, benim ticari işime ne karışıyorsun? Ha ticaret mi bu? Gördün üstünde bir ton reklam vardı. Evet. Onların reklamını aldım. 20 dakika burada oturacağım. Cukkayı indireceğim. Sen ne indirdin? Ha, paraya ihtiyacım varsa evet, ben vereyim. Evet, evet. Hem ben çok vereyim. Onun için değiştirdim. Siz de çok şıksınız maşallah. Efendim benim şıklığım eksik olmasın. Milangaz'ın bir hediyesi. O huysuz virgin olarak, evet. Huysuz virgin olarak yaptığım şov çok beğenilmiş. Bir de tek taş geldi. Onu bugün takmadım görgüsüzlük olmasın diye. Milangaz'a teşekkür ediyorum efendim huzurlarınızda. Biz de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tahmin yapmakta zorlandınız herhalde. Yok yani bunun tahmini olmaz bilmiyorum. Kimin akrabası çoksa o çok oy alacak birinci olacak gibi geliyor bana. Bilemiyorum ama bana göre hiçbirisi gitmesin. Ben birinciyi tahmin edebiliyorum. Kim İbrahim Bey tahmininiz kim? Ben galiba. Ben mi? Abi sen yarışmacı mısın? Şimdi, abi diyorum özür dilerim. Aa, niye? Özür dilerim abi dediğim için. Ne diyeceksin ki? Bilmiyorum ne bileyim sanki başka bir şey de resim geliyor. Ne ağzında bir şey var senin? Geveliyorum değil mi? Evet. İbrahim Bey merak ediyoruz tahmininizi. Haftanın birincisi Garo Mafyan. Alkışlarınıza Garo Mafyan. Sağ olun teşekkür ederim. Garo Mafyan sizin birinciniz kim peki? En kötü soru burası. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz. Zaten bu akşam bizim için de hoş bir akşam. Hiçbir zaman olamaz. Çünkü bir çocuğumuz aramızdan ayrılacak. Ama baştan söylediğimiz bir şey vardı. O çocuklarımızın her zaman yanındayız. Sahibiyiz. Keyiflidir. Ama yarışma bu. Bir kişiye gidecek. Bunu ben bilemem. Hiçbirimiz bilemeyiz. Gönlümüzde hiçbirinin gitmesi istemiyor. Çünkü demin harika bir şov yaptı çocuklar. Keşke imkanımız olsa hep beraber onların şovlarını hazırlasak bir şeyler yapsak ama olmayacak. Yorum yok. Peki teşekkür ederiz. Deniz Seki ne derler? Ya dünden beri aynı şeyi söylüyorum. Bugün gidecek olan arkadaşımıza çok üzüleceğiz. Her zaman her giden arkadaşımız için çok üzüldük ama dün gece gerçekten çok güzel performans gösterdiler. Ama yine de her şeye rağmen kıyamıyorum hiçbirine. Ben de kalsın mı ya? Söylemeyeyim. Şimdi onların morali zaten ben birinciyi söyleyeyim yürekleri mi? Ağzında. Ben mi? Hayır ben gideceği söyle dedi de Nehir. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Kıbrıslı. Kıbrıslı birinci. Ha birinci. Niye? Öyle dün muhabbet ettik. Aylin. Yani muhabbet yarışması mı bu? Evet muhabbetimizden çok kişi ona şey gönderecek. Allah ama Allah. Bu doğru mu? Evet. Sen dedi ben muhabbet ediyorum. Niye bana kimse bir şey gönderdi? Ay gönderiyor mu işte Tektaş. Ha elbise gönder. Tektaş göndermiş ya. Kaç kırat evladım? 9. Kıratına bakmadım, elimi kaldıramıyorum o kadar. Deniz Hanım siz de söyleyin. Öyleyse İbrahim Bey. Valla bence Selçuk yine %60-50 falan götürecek gibi geliyor. Gerçekten de hak ediyor bunu. Ama oradaki herkes de hak ediyor iyi puan almayı. Ya biz bunları espri olarak sanki anlatıyoruz. Sen ciddi bir şey söyledin şimdi durup hayır, dururken. Hayır o bana ciddi sordu da hani ben de ciddi ona ciddi. Ciddi niye soruyorsun ben abi? Ciddi niye şaka mı yapsın?
Orada insanların kalbi küt küt atıyor. Abi küt küt atıyor da şimdi SMS gönderiyorlar. Yalnız anlamadım. İçeride oynama bitti artık İbrahim Bey. Var, ha, bitti mi söyleyebilir miyiz? Oynama bitti. Evet evet ha, İbrahim Bey. Sonuçlar, sonuçlar noterden aldık, içeriye artık gönderdik. Artık biraz sonra açıklanacak. Abi şakadan şey yapıyoruz zannettim. Ben kimseyi etkilemeniz mümkün değil. Sanki Erdinç gidermiş gibi bir şey hissediyorum ama konduramıyorum da. Ne bileyim. Birinciniz Selçuk. Evet, gidecek olan Erdinç mi acaba? Ortayı da bilirsen kazandın. Ortada söyleyeyim mi? Hı hı. İbrahim. Melekler. İbrahim. İbrahim ilk. İlk değil İbrahim. İlk, ha, ilk demiyorum. İlk ne ama gerisi var. İlklere girer. İlklere girer. Ne demek istiyorsun? Valla sanki Selçuk iyi bir puan alacak. Birinciliği yine elden bırakmayacak. Erdinç de sanki bu akşam Çağatay'ın yanına gidecekmiş gibi bir his var içimde. Yok, bu akşam bir bayan gidecek, ben onu keşfettim. Kendi kendime öyle bir hislerim benim yanılmaz. Bu kim akşam İbrahim bir bayan, Bey? Tabii efendim. Belirli mi o bayan? Vallahi bayan belli değil ama şimdi bir şey söylersek, eğer bu hafta en sondan ikinci falan olursa önümüzdeki haftaya tesir eder diye ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Bravo. Hakikaten çok doğru. Bana göre de öyle. Yani şimdi biz etkilemeyelim. Ama bir bayan gidecek, onu iyi biliyorum. Yani bayanı erkeği bence onu da söylemeyelim. Çünkü bir erkek var giden, bir erkek daha gönderirsek kavga ederler. Ama sıralı mı gidiyorlar ya? Hayatta bile sıralı gitmek yok da burada mı sıralı gidiyor? Ben bir şey demiyorum kardeşim. Fenerbahçe 50 kere dedim, 2-1 biter, 2-1 bitiyor. Allah Allah. O futbol maçı. Bu ne olacak? Daha iyi gitmeyecek. Erdinç daha çok puan toplayacak. Ben sanki kıyabiliyor muyum onun gitmesini, istiyor muyum? Sadece öyle bir şey hissettim. Yani dün geceki performanslara dayanarak böyle bir şey söyledim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu artık iyi niyetin ötesinde. Jüri üyelerimiz gerçekten, onlar da zorlanıyorlar bir tahmin yürütmekte. Çünkü gerçekten çok başarılıydı finalistlerimizin hepsi dün akşam. Jüri üyelerimizin yorumlarından sonra Osman Tan, Sıcak Oda'da siz nasılsınız? Evet, şimdi tabii ki tahminleri duyunca burada bazen şaşırıyoruz. Erdinç'e hemen ben dönmek istiyorum. Erdinç, ne düşünüyorsun? Bir kere gerginlik var, heyecan var. Tabii ki kimin gideceği belli olmaz. Olabilir, herkesin başına gelebilir, evet. Umarım olmaz. Çünkü daha yapacak çok şeyim var. Acaba sevgili yönetmenimiz Caner'den rica edebilir miyiz? Sonuçlar hazır mıdır? Geliyor zannediyorum sonuçlar. Sevgili seyirciler, sonuçlar hazır. Haftanın birincisi. Evet arkadaşlar, herkese iyi şanslar. Birazdan belli olacak. Ben de dönüyorum video vola. Haftanın birincisi. Haftanın birincisi Selçuk. Evet Selçuk. Sürpriz oldu mu senin için? Şimdi inanamıyorum ya, gerçekten çok acayip bir duygu içerisindeyim. Ben Yüce Mevla'ya şükürler olsun ki buradayım, sizlerleyim. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Evet Selçuk, ikinci hafta üst üste Popstar Türkiye'nin birincisi oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Tebrikler Selçuk. Hadi bakalım, dün akşamki performansını da bir izleyelim. Selçuk sahneye geliyor. Şu geçen zamana yazın. Yalandı bizi aldandık. Yazı gençliğimize yazın.